Kebabiye. Bu ne kadar bunun şeyi? Evet. Ben onu şöyle söyleyeyim. Bizim aynalı tavukta. Şey alt sirinci falan. Neydi onun adı? Küp müp böyle şeyler bulur. Nerede baharat olarak mı? Bağlı mı? Bağlı. Bağlı. 150 lira kilosu. Çalışan orada 1100 lira çalışıyorlarmış. Eski. Açsana tamam. Bir saniye. Son olaylardan dolayı. Şey güzel ya. Erkan Tan var ya sabahları. Evet iyi. Biz daha çok yani ses nodüler için birkaç bir şey öğreniyoruz ama çok basittir. İnsanların cebinde karabiber gibi birkaç tane şöyle kebabı alıp yemesi ses nodüllerine çok çok iyi gelir. Kebabı ses nodüllerine? Ses nodüllerine çok çok iyi gelen bir şeydir. Ses tellerinde kısılma gibi problemlerde mentolümsüz bir tadı vardır. Evet. Bunları yediği zaman ses açılır yani ses nodülleri açılır. Bir kendine gelir. Tabii çok çok iyidir. Bunu tavsiye ediyorum. Bunu şöyle tavsiye ediyorum. Peki ne kadar fiyatı ne kadar pahalı? 100 lira kilosu. Kilosu 100 lira. Yani bir 50 gram aldığı zaman epey de sürede yeter. Çünkü fazla yemesine de gerek yok. 2-3 tane yediği zaman çok iyi gelir. Günde 2-3 tane yediği 2-3 tane yediği zaman kendine ses nodüllerine çok iyi gelir. Onun dışında arı sütü, şey arı sütü, bal, polen, propolis, zencefil, zerdeçal, kakule tozu attığımızda o da çok çok faydalı bir şey. Karışık tabii karışımı da çok çok iyi oluyor. Onu da tavsiye ederiz. O da çok iyi oluyor insanlara. Yani macun yapıyoruz. Macun kıvamında getiriyoruz. İçerisinde bal, arı sütü, polen, zencefil, zerdeçal, biraz da kakule tozu gibi bitkileri atıp karıştırdığımız zaman bunlar da çok faydalı olur insanlara. Ama en pratik yöntemi herhalde bu kebabı. En pratik yöntemi kebabıdır. Tamam. Tamam. İyi oldu.